Bu videoda gelecekten gelmiş gibi görünen efsane icatlara bakacağız. Dur dur bir dakika videoya geçmeden önce instagram adresimi hala takip etmediysen oradaki takip et tuşunu kırıp beni takip eder misin? Bu tarzda videoların devam etmesini istiyorsanız aşağıdan kanala abone olmayı unutmayın. Bunu çok zaman önce de görmüştük bir kere bile deneme şansım olmadı ya şunu ve ben o kadar da stabil çalışacağını düşünmüyorum. Yani her bastığım tuşu okuyacaksa gerçekten o zaman çok iyi ve gelecekten gelmiş gibi resmen ya abi hologram klavyeyle yazı yazıyorum. Araba ama... Porsche önü ortada iki tane koltuk var solda vites var sağda da vites gibi bir şey var e bu gidiyor mu tek kişilik bir araba iki kişilik bir araba aslında iyi de olabilir ya ne bileyim gelecekte belki böyle arabalarla geziyor olabiliriz sadece şeyi anlamadım yani denge nasıl olacak gaza bastığım zaman böyle arkaya yatmayalım çorap şeklinde bir ayakkabı yapmışlar beni tek rahatsız eden nokta şu parmakların boğumlarını da eklemişler ya o pek hoşuma gitmedi ama gerisi bence çok rahat olabilir ya çünkü çorap gibi yani incecik bir ayakkabı altı da böyle havada dur duruyor yani çok esniyor falan çok rahattır bu bence. Kışın giyilecek bir ayakkabı değil ama yazın bence 10 numara olur ya bu. Hatta bununla koşu falan da iyi olur ya. Çünkü altı boşluklu ya böyle iyi koşarız gibi yani. Suyun üzerinde yürümemizi de sonunda sağladılar. Buradan icat yapanlara <laughs> teşekkür ediyorum. Abi <laughs> suyun üstünde yürütüyorlar bizi. ya Yani çok da yürüyebiliyormuşuz gibi de görünmese de bence güzel. Yani en azından sportif bir aktivite abi. Şundan şöyle 10 dakika yapsam var ya vücutta hiç yağ falan kalmaz. yüzde sıfır yağ oranına inersin. Ayrıca da yürünüyormuş bak son klipte yürünüyor. Hani biraz şey gibi olur böyle. Üç ileri, iki geri falan ama gidersin bir şekilde. Hologram mı? Ya bundan bana bir tane verseniz ya. Şu an bütün paramı vereyim. Yani muhtemelen çok çıkmayacak ama yani şundan bir tane verin bana ya. Abi arka tarafta şöyle bir şey olduğunu düşünsenize hologram var. Bence aşırı güzel bir teknoloji bu hologram. Bunun hatta bir yerde bir konser falan yapmışlardı ya hologramla. Neydi o? Sanatçı ölmüştü galiba. Onu böyle hologramla tekrar canlandırdılar konser verdi Kimdi ya o? Tupek miydi? Michael Jackson mıydı yoksa? Ama aşırı güzel bir teknoloji değil mi? Düşünsenize ben bundan 50 sene 60 sene sonra belki ölmüşüm ve benim hologramım video çekmeye devam ediyor. Ama şimdi düşününce de üzüldüm ya abi ben öldüm ama. Ben öldüm ama. Oo full kıyafet mi yaptınız? Kanatlı manatlı. Bu Iron Man'in dişisi gibi bir şey mi? Yalnız çok iyiymiş ya. Bu kaç para ki acaba? Şu seti komple alsak şöyle arkaya koysak mesela videolarda arkada şöyle dursa çok güzel olmaz mı? Onun için baya bir para ihtiyacım var benim. Onu alamasak da şöyle Ona benzer bir şeyler alabiliriz belki böyle çakması. Ben bundan aşırı istiyorum. Bence dünyanın en havalı kaskı. Sesle falan açılıp kapanabiliyor ya da böyle yandaki tuşa basıyorsunuz. Şuna bak Iron Man oluyorsun ya. Abi çok güzel değil mi? Biraz fiyata sıkıntılı sadece. Iron Man kask gerçekçi otomatik. 24 bin mi? Neden alamıyorum anladınız mı şimdi? <laughs> Asıl çıkması gereken icat bu işte. Marketlerde falan satılması gereken insanların çok kolay ulaşabileceği bir icat olmalı. Uçuyorsun ya. Jetpack yani. GTA San Andreas oynayanlar bilirler. Jetpack vardı. Şöyle uçuyorduk falan. Çok güzel değil mi ya? Ben uçmak istiyorum ya. Ben niye uçamıyorum? Benim de bundanım olsun. Ben de uçayım. Böyle uça uça şuradan Bodrum'a gideyim. Oradan ne bileyim gezeyim böyle. Bütün dünyayı döneyim dolaşayım. Düşünsenize mesela İstanbul'da bir kanal buluşması ayarlıyoruz. Ben İstanbul'a böyle uça uça geliyorum. Oo çok şekilli bir kapı bu. Yüce Honos kapısı değil mi? Ya? Ya bu Selena'daki kapı. <laughs> Yalnız bu kapıdan benim odanın girişinde olsa aşırı havalı olurdu. Aa ben bunları biliyorum. Çok görmüştüm bunlardan. Sadece videoyu bir izleyin ya. Aşırı rahatlatıcı bir görüntüsü var. Cam mekanın içerisinde kendi ormanınızı yetiştiriyorsunuz. Böyle buharlar falan. Abi şu bitkilerin güzelliğine bakar mısın ya? Kendi habitatını yaratıyorsun orada ya. Bu ne? Oo, bu ne be böyle? Yunus gibi bir şey mi? Oo, suda gidiyorsun. Yunus şeklinde. Çok da hızlı gidiyorsun. Ha içten görünce tanıdım. Dıştan hiç görmemiştim. Yalnız bir şey diyeceğim. Çok bulanık görünüyor. Ya ileride bir gemi falan varsa ya da ne bileyim bir insan varsa, taş varsa. Yani onun dışında ama çok zevkli görünüyor ya. Biraz da suyun üstünde falan da gidiyor ya böyle. Dibe daldıracaksın bunu. Dipten böyle yukarı bir alacaksın. Zıplayacak şöyle ondan sonra düşecek falan. O kaç para ya acaba? Yunus su altı. İki kişilik sea scooter. Sea Scooter değil herhalde. Bulamadım ama yani ucuz bir şey olmayacağını biliyoruz. Eğer çok karlı bir haritada yaşıyorsanız bence bundan bir tane almalısınız. Nerede satılır, nasıl bulursunuz onun hakkında hiçbir fikrim yok. Arabanızı tank gibi yapıyor ya. Abi çıkamayacağın karlı harita yok. Karların içinden geçersin bununla. Bu bizim bir arkadaşın evinde vardı. Deneyecektim. Pili bitmişti. Deneyemedik ya. O kadar da işe yarıyor mu bilmiyorum da. Güzel bir şey yani böyle. Yiyemedin mi? Paketini kapat gitsin. Şu suyu kesme olayı çok garip duruyor. Suyu nasıl kestin? ya. Abi arabada mısın? Bu ne oldu ya? Araba takla mı attı? Ha bu dönebilen araba. E aşırı mantıklı. Çok da keyifli duruyor ya. Bence buna bir kere binmeliyiz. Çok güzel eğlence olur bunlar. Amazon'un arabası mı bu? Amazon Prime. E ne geliyor? Yalnız araba baya elektronik. Ha bu şey tamam gerçek video değil de muhtemelen gelecekte böyle olacak zaten. Şu an zaten o Amazon'da falan robotlar çalışıyor. Kargolamayı margolamayı hep onlar yapıyormuş. Yakında robotlar dağıtmaya da başlar zaten. Buradaki olayın ne oldu onu bilen var mı ya? Çok garip bir şekilde su dökülüyor yani. Ben buradaki olayı tam anlamadım. Şu an galiba e, bayağı pahalı bir valiz mi görüyoruz? Sesle mi çalışıyor bu? USB'si var. Şarja takıyoruz. Ha valiz üstüne de benim gidecek miyim? Aynen. Aynen valiz şeklinde üstüne de benim gidebiliyorsunuz. Bunun fiyatına bir baktığımı hatırlıyorum. Hoş bir şeyler çıkmamıştı yani. <laughs> Fiyat biraz tuzluydu. Ama güzel ya. Hem valiz hem scooter şeklinde. Mesela tatile mi gittin? Valizden eşyalarını çıkar. Ondan sonra scooter olarak gez tatilde. aşağı aşırı zevkli değil mi ya? Bak şimdi mantıklı gelmeye başladı. Tatilde çünkü araba ne bileyim taksi falan çok zorluyor insanı. Al havlunu omzuna bin bunun üstüne denizine git. Yalnız şöyle bir sıkıntı var. Bunu denizin orada nereye park edeceğiz? Şu reklam tabelaları bence işin son leveli ya. Yani hologramlı reklam tabelaları yapmışlar. Acaba neyin reklamı ya? Kaplan geldi tuşa bastı. Abi gerçekten kafası oradan çıktı onun ya. Galaksinin reklamıymış. Vay be. Oo. Gerçekten bunun kadar güzel bir reklam görmedim. Reklam tabelaları tabelası falan. On numara yani. Orada bir sürü reklam tabelası vardır muhtemelen de bu aşırı dikkat çekiyor. Yalnız ona da reklam vermek yani bilmiyorum kaç paradır. değil lazerle oynatıyor da burada teknoloji. Ha adam telefondan yandaki aletten lazer göndertiyor. Şimdi anladım. Yoksa lazer çoktan bulunmuş bir şey diyecektim de. Adam telefondan neye çizerse hangi görseli açarsa o lazer onu yapıyor. Gelecekten gelmiş gibi duran bence videonun en efsanesi bu. Şu arabalar gerçek olsa ya. Yani. yani evet şu an bu araba gerçek. Gerçekten bir yolda gidiyor ama yani kim bilir kaç para olacak ya. Şu an ona dünya üzerinde binebilen birkaç kişi olduğunu bilmek beni üzüyor. Keşke biz de binebilsek. <laughs> Gelecekte uçan arabalar olacak falan diyorduk da ben böyle bir uçan araba beklemiyordum ya. Bu bildin drone gibi uçan bir araba abi yani. Tam beklentimi karşılayan bir şey olmadı. Helikopter gibi, drone gibi ama araba gibi falan. Benim beklediğim böyle ne bileyim altından buharlar çıkıp bir anda f diye yükselecekti. Ondan sonra diye uçacaktı falan. Ben öyle filmlerdeki gibi bir şey bekliyordum. Yani bu çirkin olmuş. Ağacılıkla alakalı bir oyun yapmışlar. Oo, burada var ya bir 10 dakika oynasak bütün kaslarımız çalışır. Ayrıca da aşırı zevkli duruyor yani. Ben şurada arkadaşlarımla kapışmak isterdim. Bu nerede varsa biz de gidelim ya. Gidelim oyun oynayalım. Rekorları kırmaya çalışalım yani. Bu fikri kim bulduysa da onu bir alkışlamak istiyorum. Abi müthiş bir girişimcilik. Videoları ayakta çekmeye başladıktan sonra işte buna artık ihtiyacım oldu Anladım. Abi aslında ayakta gibi görünüp şöyle oturuyor olabilirdim ben ya. Ya bunun araba olanını görmüştük de, tank olanını görmemiştik. Çok güzel ya bu teknoloji. Sağ git. Sonra git. Dön 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 dön. Hop. Bang. Ateş et. Ateş de ediyor ayrıca. Kesinlikle yaz tatilinde aramızda şuna binen birileri vardır. Bize bir deneyimlerini anlatabilir mi ya? Birkaç tane otelde buna binen insanlar görmüştüm. Çok güzel bir şeye benziyor. Yalnız buna binebilmek için oradaki animatör insanın seni kucağına alması lazım. Yani tek başına binemiyorsun. Ben sorduğumda adam öyle demişti. Sen bunu süremeyeceğin için benim de seninle gelmem lazım. Sana sarılacağım falan dedi. Dedim ki abi niye sarılıyoruz yani o zaman Binmeyeyim ben. Yalnız şunu tek başıma sürebilsem denizin ortasında düşünsenize böyle okyanusta dönüyorsun gidiyorsun falan. Herhalde bir 30 sene sonra falan markette satılır ya bu. Şu bilgisayar setup'ından isteyenler acil videoya like atsınlar çünkü ben aşırı istiyorum bundan. Keşke benim de olsa ya. Abi ben bilgisayar oynuyorum hem bilgisayarın içinde ne olduğunu görebiliyorum. Fanlara bakarım, ekran kartına falan bakarım. Kaç tane fanı dönüyor? İşlemciye bakarım, bir sıkıntı var mı falan diye. Bu ne? tek tekerlekli scooter gibi bir şey mi? Zoom diye bir şeymiş. Ne yapacağız ya buna? Tek tekerlekli iki ayağımıza da mı giyeceğiz bunu? Abi bunu süremeyiz ki ama ya. Kendi kendine dengede duruyor mu acaba? Binen kişi de gayet rahat bindi yani. E o zaman bunun normal ne bileyim hoverboard'dan falan ne farkı var? Ya bir anda bir yanlış refleks yaparsam iki ayağımda şöyle ayrılırsa? Herkes şimdi en beğendiği farı yorumlara yazsın. Bu bir numara. Bence çok güzeldi. Bu Audi'nin ooo bu da çok güzel yandı ama ya. O 2 numara. Bu BMW 3 numara. O da iyiydi. 4'te bir sağ bir sol mu yanıyor? Ha, bu da iyi. Oy. <laughs> bu neydi? Bugatti'den önceki aşırı havalıydı ya. Ben bunu seçiyorum. Siz hangisini seçtiniz? Oo evin içerisinde şelale ama şekilli şüküllü ışıklı mışıklı şelale. Şu an kaç para kim bilir ya bu. Şelaleyi öyle bir güzel yapmışlar ki yani ben zenginim diyor. Benim bulunduğum evin sahibi bu semti satın alır diyor. Hangisi favorin? Arabanın farını silme teknolojisi. Bu da iyi bu yeni teknoloji. Bence ama eski teknoloji daha iyi ya. Yenisinde sadece su fışkırtıp duruyor. Eski teknoloji de onu bir de siliyor böyle. Bakın yenilerde hep akıyor gidiyor. Eskiler ama hepsi siliyor. Bence net eskiler. Araba farı konusunda net eskiler daha havalı. Sen de fikrini yorumlara yaz. Evet gençler bir videomuzun daha sonuna geldik. Gelecekten geliyormuş gibi duran efsane icatlara baktık. Eğer videoyu izlerken eğlendiyseniz hemen aşağıdaki abone ol tuşundan beleş bir şekilde ailemize katılmayı ve onun yanında bir tane like tuşu var ya onu paramparça etmeyi unutmayın. Diğer kanallarımıza da hepinizi bekliyoruz. Lütfen oradan da bizi destekleyin. Hemen şimdi şu videolarımı izleyin. Ben kaçtım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.